Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine desenli ve renklerini çok beğendiğim güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için kolay, yapımı kolay, güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Siz de tığlama ile ilgili sorun yaşıyorsanız, nasıl tığladığımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda ben daha önce istek üzerine bütün detaylarımı anlatmıştım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazınca karşınıza çıkacaktır. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Yazmamı tığlarken tercih ettiğim ipim Altın Başak marka. Şöyle göstereyim ipimi. 383 numara yeşil ip. Çimenimi bununla öreceğim. Üzerinde Altın Başak 47 numara turuncu, Altın Başak 85 numara mor ve 91 numara pembe ipim var. Çiçeklerimin süslemesinde krem rengi ip de kullanacağım. Altın Başak 911 numara. Bu modelde arkadaşlar ben 22 numara bir tığ kullanacağım modelimi yaparken. Ama siz 20-21 numara tığ da tercih edebilirsiniz. Eliniz hangisine alışkınsa. Benim tığımın ucu en küçük olan numara. Yani 22 numara tığların ucu en küçük oluyor. Ben bunu kullanacağım. Hemen yapımına geçelim. Ha, bir de pipet kullanacağım ben. Bu modelin süslemesini yaparken pipetimi de göstereyim. Şöyle çocukların meyve suyu ve sütlerini küçük boy meyve suyu ve sütlerin üzerinde bulunan pipetten arkadaşlar bu. Ben şu bükülen bölümünü kestim daha kolay kullanayım diye. Hemen başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Bir defa doladım tığımın ucuna ipimi. Geldim şöyle. Tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Burada böyle küçük bir trabzan yaptım. Trabzanımı yaptıktan sonra üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. 5 zincirimle yaptığım trabzanın önünden geçiyorum ve sık iğne ile buraya tutturuyorum. Şöyle oldu. Kirpikli trabzanımız. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ batıdan. Yine ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Sıradaki. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine aynı şekilde. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kirpikli trabzan. Kullanımı çok rahat. Tığ oyası ile ilgilenenler zaten bu kirpikli trabzan bölümünü biliyorlardı. Şöyle yakından da göstereyim. Hem kullanım olarak çok rahat hem de yapımı çok kolay. Ben çok acemiyim, yeniyim bu işlerde diyenler bile bu çimeni kolaylıkla yapabilirler. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen çiçek yuvamızı yaparak devam edelim. Çiçek yuvamızı yaparken de yine benzer bir yöntemle yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Tığ battının altından girdim. 2-2 çıktım. Kirpik yapmadan üstüne 2 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıktım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonrakinden girdim. Şöyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Bir tane arada kirpiksiz. Yanında kirpikli. Yanına bir tane daha trabzan yaptık. Bu trabzanımızla yuvamıza başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincirimi çektim. Örneğimin ters yönünü döndüm. 9 zincirimle şöyle bir önceki kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın tepesinden tutturuyorum. Sık iğne ile ipimi. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar örneğimin düz yönünü döndüm. Sık iğne ile oluşan yuvaya şöyle geliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Geri döndüm. İkişer ikişer çıkıyorum. 4 zincirimin boyuna göre bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü sık iğneler. Dördüncü,
Beşinci, altıncı, yedinci. 7 tane yaptım. Yuvadan da 8.'yi yapıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Geri geldim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum yine. 5 zincirimi yaptığım trabzanımın önünden tutturuyorum. Yanına ikinci sık iğnem. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Düzelttim. 8. yuvadan şöyle oldu. Yine 4 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yine ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. Yine aynen üstüne 5 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne diye düşünüyorum. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, 8. yuvadan. Böylelikle şöyle 3 dal yapmış olduk yuvamıza. Şimdi altta düzensiz bir görüntü olmasın diye alttaki trabzanımın önünden giriyorum sık iğne ile, sanki kirpik düğümlemiş gibi. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere doladım. Hemen yanındaki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çiçek yuvam bu şekilde oluyor. Şimdi hızlı bir şekilde ben yanına birkaç tane daha çiçek yuvası ekleyeyim. Daha sonra üst kısmının süslemesini birlikte yapalım. Üst kısmının süslemesi yapıldığında çok zarif, harika bir model olacak. Hızlı bir şekilde çoğaltıp dönüyorum. Ben çimenime bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Arada 12 tane çimen yaptım. Ben bu sıklıkta yapıyorum. Dilerseniz siz daha fazla ya da daha az yaparak sıklığını ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen turuncu ipimle başlamak istiyorum. Turuncu ipimizle devam edelim. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Bu aşamada pipetimi kullanacağım. İlmeğimizi oluşturduk. Geldik çiçek yuvamızın şöyle ilk çimenine. Şuradaki birinci daldan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine aynı yere. Üçüncü kirpik oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Dördüncü kirpik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Beşinci kirpik. 5 tane 6'şer zincir çekerek 5 tane kirpik yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ortadaki dalıma geçiyorum 4 zincirle. Şöyle oldu. Burada ilmeğimi bıraktım. Pipetimin üstüne geçiriyorum. Birinci ilmek. Yine aynı yuvadan girdim. Pipetimin üstüne geçiriyorum. İkinci ilmek. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu. Şöyle göstereyim. 9 tane ilmek geçirdik. Yine yuvaya giriyoruz. Buradan bir ilmek tekrar çıkarıyorum.
1, 2, 3, 4 zincirle şuradaki dalıma geçiyorum. 4 zincirle gelmiştim. Şimdi 4 zincirle de geçiyorum. Hemen buradaki dala geldim. Tutturdum sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine geri döndüm. Şöyle oluyor arkadaşlar. 6 zincirimle 5 yaprakta çiçeğim için burada yaptım. Üstüne bir zincir çekiyorum sıkıca. Burada ipimi keseyim. Çiçeğimin orta bölümü bu şekilde pipet. Üst kısmını krem rengi ipimle süsleyeceğim. Hemen krem rengi ipime geçiyorum. Üst kısmını süslerken biraz geniş tutacağım üst kısmını. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturdum. Pipetimi ilmeklerimden çıkardım. Örneğimin ters yönünü döndüm. Ters tarafta birinci ilmekten giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim ikinciden. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Üçüncüden. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Dördüncüden. Yine 4 zincirle diğerine. 4 zincirle bir sonrakine. Bu şekilde dörder dörder tüm ilmeklerimize dörder zincir çekerek sık iğneyle tutturuyoruz. Bir tane kaldı. Sonuncu. Ters yönde şöyle bir görüntü elde ettim. Bir tane zincir çektim. Örneğin düz yönünü döndüm. Burada sık iğneyle şuradaki yuvamızdan giriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine kendi yuvasına sık iğneyle kapattım. Bir sonraki 4 zincire sık iğneyle girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. Kendi yuvasına sık iğneyle kapattım. Şöyle oldu. Göstereyim yaptığımız yeri. Hemen bir yandaki 4 zincirime sık iğneyle geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Kendi yuvasına kapatıyorum yine. Bir sonrakine geçtim. Bir yuvadan diğerine geçerken arada zincir çekmiyorum. 3, 4, 5, 6 zincir. Kendi yuvasına kapatıyorum. Yan tarafa geçeceğim. Hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvaya geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen kendi yuvasına kapatıyorum. Bir sonrakine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendi yuvasına kapattım. Bir sonrakine geçiyorum sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Kendi yuvasına kapatıyorum yine. En son yuvaya yine sık iğneyle geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Kendi yuvasına kapattım. Burada bitirmeden önce arkadaşlar, böyle bitirirseniz şurası yarım gibi kalıyor. Şuradaki başlarken tutturduğum sık iğnemin içine bir tane daha sık iğne yaptım. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim hemen şöyle. Yaptığımız çiçeğimiz bu şekilde oluyor. Ben daha sonra çiçek yuvaları, çiçeklerin uç kısmına şöyle tığ ile girip daha yuvarlak durması için bu şekilde yapıyorum. Bu model böyle güzel oluyor bence. Kapalı durmasın diye şöyle göstereyim. Şu birinciyi tekrar yapacağım daha düzgün olsun.
Bu şekilde modelimi yaptım. Şimdi ben bunun iplerini yakayım, ütüleyeyim. Yanına diğerini de yapayım. Sonra en son halisini de paylaşayım. Ben oyamın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde yazımızın kenarına oyamızı yapıyoruz. Verdiğim sayılara göre yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum oyanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız abonelik ücretsiz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. İnşallah herkes yapar ve güzel günlerde kullanır.